beni sen de bağlamazsın, beni genel başkan da bağlamaz. Peki biz örgütlü dayanışmanın gereklerini ne zaman, nerede göreceğiz? Bunun cevabını verebilecek birisi varsa ben de dinlemeye hazırım. Süreç içerisinde, dahası var, genel yönetim kurulu üyesi Sayın Melek Esmer, ben bu çocuğu başımıza böyle şeyler açacağını biliyordum. Önceden demiştim. Hatta ihraç edilmesi için talepte bulunmuştum. Evet bulundu. Yapmadılar diyerek örgütsel dayanışmanın eşsiz örneğini gösterdi. 7 Haziran'da şubelerle yapılan toplantıda söz alan, kendisi burada mı bilmiyorum, Yeni Mahalle Şube Başkan Yardımcısı. Sanırım burada değil. 7 Haziran'da şubelerimizle yapılan, şube başkanlarımızın katıldığı danışma toplantısı da bu gündem maddesiyle yine. Orada Yeni Mahalle Şube Başkan Yardımcısı gıyabında vatan haini diyerek, evet, alçaklığın ve haysiyet cellatlığının da resmini çizdi. Şimdi ben buradayım. O şube yöneticimizi bekliyorum. Gelsin benim yüzüme söylesin. Ben bu kadar netim. Kim vatan hainiymiş? Bu süreçteki kurulu sol kağıtları onun resmini çiziyor. Ama beyefendi, bana kalırsa bunu çok net ifade etmek zorundayım, alçaklığın ve haysiyet cellatlığının resmini çiziyor. Bravo. Şimdi bir de yine çok bilgi sahibi olmadığınızı düşündüğüm bir konu var. İstifa meselesi. Evet, benim istifam istendi. 31 Mayıs Perşembe günü çağrılmam üzerine gittiğim genel merkezde Özgün Şimşek tarafından kaleme alındığı söylenen ve altında adımın yazılı olduğu, süreçle ilgili gerçeklerin tam anlamıyla yansıtılmadığı 1,5 sayfalık bir istifa mektubu benim önüme konuldu. Yaşananları göz önüne aldığımda yürütülen çirkin ve ahlaksız altı yönetimlerine teslim olma ve bir değil bin adım geri atmak olarak gördüğüm istifa yöntemini onaylamadığımı belirttim. Bu konuda hala aynı noktada olduğumu, korkunun, pişmanlığın ve kırılganlığın zerresini bedenimde ve ruhumda taşımadığımı açıkça söylüyorum. Genel Yönetim Kurulu'nun hakkımda verdiği ihraç kararı savunmam alınmaksızın ve Genel Disiplin Kurulu'na sevkim gerçekleştirilmeksizin verilmiştir. İhraç süreciyle ilgili dikkat çeken nokta ise şudur. Hafta içerisinde telefonum hiç olmadığı kadar çaldı. Hiç olmadığı kadar telefon geldi. Bunların iki noktada yoğunlaştığını sizlere açıkladım. Birinde samimiyet, diğerinde riyakarlık var. Hafta içinde ben bir telefonda Genel Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hüseyin Emre Altınışık'tan İhraç kararının verildiği toplantı öncesi beni telefonla arayan Sayın Altınışık, 29 Mayıs tarihinde aradı bu arada. İhracımın aleyhinde oy kullanacaklarını, ekip olarak bu yönde konuştuklarını ve bu şekilde karar verdiklerini söylemiştir. Fakat sizin de duyduğunuz ve gördüğünüz üzere bu ihraç kararı oy birliğiyle alınmıştır. Daha sonra defaatle başka telefon konuşmalarında kendileri bir takım gerekçeler sundu bunlarla ilgili. Fakat ben bu meseleye bu konulardan tamamen bağımsız, temelinde, özünde ideolojik bir mesele olarak bakıyorum. Aynen. Bu telefon konuşmalarından ziyade şubeler toplantısında veya burada veya başka toplantılarda Atatürk'ü Düşünce Derneği nefer olduğunu iddia edip de 27 Mayıs'a darbe diyenler Muammer Aksoy'u kabrinde ters döndürdüler. Bu gerçekliği görmeniz lazım. 27 Mayıs'a darbe demek Atatürkçü düşünceye, Kemalizme en büyük hakaretlerden ve ihanetlerdendir. Bunlar konuşulmadı. Hüseyin Emre Bey'in bana telefonda söylediği bir cümle vardı. Dediler ki, Sayın Tansel Çölaşan'ın ve Sayın Tolga Akgün'ün çocukları yok. Onlar çocuk sahibi değil, o yüzden seni zaten koruyamazlar dedi. Bu cümle söylendi. Bu cümle söylendi. Telefon kayıtları mevcut. Ayıpladığım ve çirkin bulduğum bu cümle söylendi. Biliyorsun Gazi'cim,
Tolga abinin de genel başkanın da çocukları olmuyor, yok. O yüzden seni zaten savunmazlar denildi. Şimdi burada bütün gerçekleri konuşacağız. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Hayır, hayır efendim. Ben biraz toparlayalım, özetleyerek istedim. Sayın başkanım, uyumlu olan en kısa sürede toparlayacağım. Genel kurulu sıcağını boşaltacağım. Bitirir bitirmez toparlıyorum. Toparlayalım. Anlayışınız için teşekkür ederim. Tabii iğne dokununca hemen toparlayalım. Bravo, bravo. 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 Şimdi bunu neden anlattım? Ben açıkça şunu söylüyorum. Beyefendi bana bağırmayın, ben bilgiyle tartışırım. Bağıranlarla tartışmam. Benim bravo! Bir kez daha. Söz konusu meseleyi genel kurul sürecinde avantaja çevirmek isteyenler, bunun üzerinden oy devşirmeye çalışanlar, eylemcılığın kralı ve kraliçesi olduklarını açıkça gösterdiler. Ben bu konunun iki taraf açısından da genel kurulda bir propaganda malzemesi olarak kullanılmasına izin vermiyorum. Vermiyorum. Bu mesele ideolojik bir meseledir. Burada hesap vermesi gerekenler 27 Mayıs'ta darbe diyenler, bu olaydan sonra 27 Mayıs'ta darbe deyip dolaylı olarak Sufi Gülsoy Kıra, Muammer Aksoy da darbeci ilan edenlerdir. Onlardan hesap sorulmalı. O yüzden ihraç edilmesi gereken ben değilim. İçimde çok rahat. Öte yandan birçok genç arkadaşımız söz aldı burada. Zannediyorum, yanlış hatırlıyorsam düzeltsinler. Biri ikisi hariç ve sizler de çok alkışladınız. Müthiş de bir gençlik fetişizmi var. Ülkümüzde genç olsun, kadın olsun ama nitelik konuşulmuyor, zihniyet konuşulmuyor. İskandinav tipi sosyal demokrasi, liberal kanadın demokrasisi bu. Buna da karşıyım. Ben bir genç olarak buna karşıyım. Ben bir genç olarak buna karşıyım. Burada herkes birbirine yaş kategorisi yapmadan, etnik köken kategorisi yapmadan, ki bunlar yapılıyor, hemşericilik yapmadan tek kategori Kemalizm kategorisidir. O kategorinin dışında olanlar da bu süreçte, bu son çağrımın o süreçte kendilerini gösterdiler. Derneğimizin sosyal demokratları ve liberalleri benim ihracımı alkışlarla karşıladı. Ben bunu gördüm, bunu biliyorum. Bunu da kimse inkar etmesin. Öte yandan şimdi gençlik temsili adına söz alan arkadaşlarımız çıktı. Biri ikisi hariç bu konuyu gündeme hiçbiri getirmedi. Hiçbiri getirmedi. Yani hakikaten hani madem mesele gençlik, madem mesele gençliğin savunması, ben buraya çıkan genç arkadaşlarımın da bu konuyu gündeme getirmesini beklerdim. Olayın merkezinde de onların deyimiyle genç var değil mi? Ama bu konu gündeme gelmedi, her şey konuşuldu. Gençlik Kurulu Başkanı Sefa Uyar ve Başkan Yardımcısı ama Fuat Dizel'in süreç boyunca sakındıkları bocalayan ve ikiyüzlü tavırları, kitle örgütü mücadelesinde yol arkadaşlığının kimileri için genel kurullar arasındaki zaman aralığı ile sınırlı olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. Ben bunu da burada not düşüyorum. Örneğin benim ihracımın konuşulmaya başlanması ile birlikte oluşan tepkiler Gençlik Kurulu'na da yansımış. Görevden toplu istifa ya da somut tepki gösterilmesi seçenekleri bazı arkadaşlarımız tarafından gündeme getirilmiştir. Bunun akabinde Gençlik Kurulu Başkanı Sefa Uyar, Sayın Genel Sekreter ile konuştuğunu, kendisine beklemeleri gerektiğinin söylendiğini açıklamıştır. Fakat bu durum Sayın Genel Sekreter tarafından derhal yalanlanmıştır. Kimin iradesini temsil ettiği belirsiz olan bir Gençlik Kurulu Başkanı'nın düştüğü bu durum acımasıdır. Onları yalanlarıyla baş başa bırakmak ve ciğeri kediye emanet etmemek gerektiğinin önemine varmak şu an için ahlaki bir yol olarak görünmektedir. 2016 yılında Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğim gün söylediğim gibi hayattaki en büyük şerefim, en büyük onurum tam bağımsız Türkiye mücadelesinin ve Kemalist devrimin kalesi olduğuna inandığım kuruluşunda ve mücadele safında bedeli canlarla ödenmiş olan bu kutlu kurumun bir neferi olmak olmuştur. Ne acıdır ki efendim, Muammer Aksoy'un, Bahriye Üçoğ'un ve nice devrim şehidimizin bugün kemikleri sızlıyor. 27 Mayıs'ı savunma konusunda geri adım atmayan bir dernek üyesi ihraç istemiyle genel kurula sevk ediliyor. Salınma salınmaksızın ve disiplin kuruluna sevk edilmeksizin. Atatürkçü Düşünce Derneği içindeki
Kemalizm arayışını sosyal demokrat ve liberal kanat da bağırmaya devam ediyor. Ve ilginçtir, aynı kanat bu süreç içinde şahsıma yönelik iftira, çamur ve algı çukurunda doldurdu benimle ilgili. Bu olayı provoke etme amaçlı gerçekleştirdiğim, başka bir kurumdan para alarak bunu gerçekleştirdiğim çirkince, namussuzca ve ahlaksızca iddia edildi. 15 Temmuz Amerikancı CIA güdümlü darbe girişimine tiyatro deme alçaklığını ve hainliğini göstermediğim için de hakkında soruşturma açılmasını isteyenler benim ihracımı da alkışlarla karşıladılar. Kitap fuarında biliyorsunuz ATO Kongresyon Merkezi'nde her yıl kitap fuarı düzenlenir. Ben de onun sorumlularından biriyim yıllardır. Bu kitap fuarında Türk Solu adlı biliyorsunuz Gökçe Fırat FETÖ'den tutuklu. Türk Solu adlı grubu kovduğum için şahsıma çıkışanlar da bunu niye yaptın, gereksiz yaptın diyenler de ihracım karşısında adeta üç maymun oynadılar. 4 yıl boyunca peşit sıra yaşananlara baktığımızda meselenin asla kişisel değil, aksine ideolojik ayrışmalardan kaynaklandığı çok net açığa çıkmaktadır. Ben başladığım yerdeyim. Ben bir Türk genci olarak korkmuyorum. Ben yılmıyorum da, ben vazgeçmiyorum da. Ben biliyorum ki vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini doğurur. Atatürk'e kulak verelim. Diyor ki gençler için vatani işler de örnek olabilir ama korkma asla. Değerli delegasyon, ben sözlerimi yüreğimde hisseden her yaştan Cumhuriyet evladı olarak görüyorum sizi. Ben sizi kategorize etmiyorum. Sizleri korkmamaya ve yüksek sesle ben değil biz demeye devam ediyorum. Ve benim asıl savunmamın da bu olduğunu göstermek istiyorum. Benim asıl savunmam Büyük Önder Atatürk'ün büyük nutkudur. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler.